bol tuz, karabiber, soğanlarımızı yoğuralım. Suyu çıkacak kadar. Antrikottan kalan eti onları da değerlendirmek için güzelce terbiye edeceğiz bunları. Soğanla terbiye edeceğiz. Etin daha çok sinirli olan kısmını bıraktım. Diğer kısmını ince ince doğradım. Soğanın suyu. İyice işleyene kadar bastıralım. Sonra biz buzdolabı poşetine etlerimizi koyalım. Marine ettiğimiz etlerimizi vuralım. Böyle içinde havasını alalım güzelce. Hava olmazsa eğer o zaman uzun sürer. Bozulmaz. Evet, böyle bir tabakta bunu da buzdolabında bırakacağız. Evet, bir gece önceden soğan, baharatlar ve yağ yaparak beklettiğimiz etlerimizi çıkartalım. Evet, etlerimizi bu şekilde koyuyoruz. Bugün farklı bir şekilde pişireceğimiz için normalde etleri ben dövmem. Ama bugün farklı bir şekilde pişireceğim. Sonra hafiften astırıyorum. Evet. Bugün taşta pişireceğiz. Volkanik bir taşımız var. Taşı uzun süre kızdırdım. Ondan sonra koydum.
böyle etlerimiz pişti. Evet, görüntü muhteşem. Tadı da öyle. Afiyet olsun.